hoş geldiniz. Ben Deniz Aslıhan Murat, yine karşınızdayım. Bugün yine çok enerjik, çok heyecanlı ve çok klişe bir video ile karşınızdayım. Evet, başlıktan da okuduğunuz üzere ve 100 milyon kez de bunun gibi bir sürü video izlediğiniz gibi Aşk 101 dizisini bir de benden duyun istedim ve ben bunun incelemesini yapayım dedim. Ha, çünkü niye yapmayayım? Çok popülerdi ve yani belki izlenmem birazcık artar, bir 100 kişi daha izler diye böyle bir şey yapmaya karar verdim. Belki bir noktada diğerlerinden farkım şu olacak. Ben bir tık daha böyle komedi yönüyle ele almaya çalışacağım. Çünkü ben diziyle ilgili çok fazla mantıksız şey gördüm. Çok fazla güldüm, dalga geçtim. Hiçbir şekilde böyle ciddiye alamadım belirli bir noktaya kadar. Ve bunu sizlere de yansıtmak istiyorum. Aynı zamanda yine başlıktan da gördüğünüz gibi yeni sezona dair komplo teorileri üzerinde konuşacağız. Bu çok manyak bir durum yani, çünkü deli gibi bir spoiler kültürü oluşmuş bu konu üzerinden. İşte ya şurada şu detay vardı, şurada şu vardı, şurada şu vardı, şurada o vardı, şurada işte Sinan'ın adı yazıyormuş, aa Sinan kesin o falan. Çok şey konuşuluyor üzerinde ve bu beni gerçekten şoke etti. Eminim ki Aşk 101'in yapımcıları da en az benim kadar şok olmuştur. Çünkü bu kadar tutacağını düşünmüyorlardır diye düşünüyorum. Ama şöyle bir güzel bir haberim var. Birinci sezon ikinci sezonla birlikte çekildiği için çok 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 uzun zaman beklemeden ikinci sezona kavuşabileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle dizinin yorumuna geçmeden önce acayip bir şey okuyacağım. Geçenlerde bir tweet okudum. Siz şurada göreceksiniz o tweet'i şimdi. Ben de şuradan bilgisayarımdan okuyacağım. Miray Dener ve Kubilay Aka eski sevgili. Miray'ın eski partneri Mert Yazıcıoğlu, yani Aşk 101'deki Sinan. Mert Afra Saraçoğlu ile sevgili. Afra Kubilay'ın eski partneri. Mert ve Kubilay aynı dizide oynadı. Kubilay Miray'ı Hilal Altınbilek'le aldattı. Hilal de Mert'in eski sevgilisi. Bu nedir? Aşk 101'den daha felaket 4 sezon 5 sezon dizi çıkacak. Aşkı Memnu paradoksu bu. Başka bir şey değil. Öncelikle herkesin milyon kez bahsettiğini ve bu videoyu eğer açtıysanız Aşk 101 dizisinin hepsini izlemiş olduğunuzu bilerek, ama yine de maksadımız 10 dakika 15 dakikayı doldursun da işte ben böyle YouTube'a atlamalı reklamları daha fazla koyayım diye uzata uzata anlatacağım. Öncelikle karakterlerden bahsediyorum. Birincimiz Eda. Eda benim en uyuz olduğum karakterlerden birisi. Neden? Çünkü acayip kuralsız, acayip asi, acayip sinir bozucu, böyle saçma sapan hareketler yapan ve bunu farklılık zanneden bir ergen kardeşimiz. Tabii ki çok farklı bir hayat hikayesi var. Tabii ki ailesi içerisinde bazı kırgınlıkları ve yaşadığı zorluklar var. Ama yine de çoğu hal ve hareketi benim uyuzuma gitti. Bir diğerimiz Kerem. Daha sonrasında Eda'ya aşık olacak Kerem. Niye Eda'ya aşık olduğunu asla ve asla bilmediğim, ancak çok acayip agresif, sinirli ve bunu Eda'nın seksi zannetmesi neticesiyle bunların böyle birbirlerine mıç 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 olmalarına sebep olan bir karakter. Çok sinirli. Gerçekten her yeri yakıp yıkan bir çocuk. Acayip derecede kavgalı bir insan. Ve aslında ruhu kavgalı. Ruhunun içinde kavgalı. Belki bir noktada Eda'dan daha az uyuz olduğum karakter diyebilirim kendisi için. Çünkü birazcık daha yüreğime dokunan bir hayat hikayesi var. Bir diğer karakterimiz Osman. Acayip derecede sevdim bu adamı, çünkü kendisi tam bir ticaretçi. Ya böyle ticari zekalara sahip olan insanlar gerçekten ayakta alkışlayasım geliyor. Kendisi sürekli fındık yiyor. Yani acayip derecede aklıma fesat şeyler geliyor. Gerçekten geldi. Hani ne yapmaya çalışıyor da niye sürekli fındık yiyor diye düşünüyordum. Ki son bölümde Işık ona sordu. Ya son bölüm ya da sondan önceki bölümlerden bir tanesiydi ve sordu. Niye sürekli fındık yiyorsun ve niye sürekli bize fındık veriyorsun diye. Ve şekerim düşüyor dedi, ama orada bir bakış farklılığı vardı ve ben detaycı muhteşem algımla onu şu şekilde düşündüm. Bence farklı bir hikaye var orada yine. Ya muhtemelen şöyle de bir şeydir. Basit, klişe bir şeydir. Çocukluğunda fındık yiyemiyordur ve şimdi sürekli fındık yiyordur falan. Yani şaşıracağımı zannetmiyorum. Bir diğerimiz de Işık. Aralarında en masumu olan ve benim kendi lise hayatımı en yakın hissettiğim kişi. Aslında şöyle bir olayı var bu kızın. Çok başarılı, derslerinde çok iyi. Tabii ki ben de öyleydim. Şu anda öyle değilim. Genel olarak anaerkil bir aileye sahip. Annesinin çok fazla sözünün geçtiği ve asla ve asla kurallar dışına çıkmayan, sürekli ailesini memnun etmeye çalışan tam bir liseli aslı profili. Aslında kendisini çok keşfetmemiş. Yani asıl karakterini bilmiyor ama kendi hayatında sessiz, sakin bir hayat
saat süren bir karakter. Daha sonrasında zaten olaylar acayip karışıyor. Son karakterimiz ve benim favorim, aşkım, bebeğim, böceğim, çiçeğim dediğim karakter. Neden bilmiyorum ama alkoliklere karşı genel olarak bir şeyim oluyor böyle. Ya bu Ayyaş'sa kesin bunun hayat hikayesi farklıdır abi deyip üzerinde derince iner araştırırım. Hem de aynı zamanda şöyle bir benzerliğim var. Sinan'a çok benzer bir arkadaşım vardı lisede ve kendi hayatını çok güzel kurtardı. Eğer bilmiyorum şu an izliyorsa ona buradan selamlar gönderiyorum ve bütün kalbimle yıllarca onu düşündüğümü, iletişimimiz kopsa da onun hayatının düzene oturmasını gördüğüm için çok sevindim de belirtmek istiyorum. Dediğim gibi Sinan alkol bağımlısı, ailevi problemler yaşayan, işte babası başka bir kadınla evlenmiş, annesi muhtemelen ölmüş ve kendisi de yarı ölü bir dede ile yaşayan bir çocuk ama yaşadığı ev harika. Yani bir yalı ve direkt denize sıfır. Harika bir yalı ama çocuk tabii ki yalnız. Ve sürekli bu yüzden alkole sarıyor ve kendini diğerlerinden izole etmeye çalışıyor. Alkolle çare bulmaya çalışıyor. Ve aslında cümlelerinde çok derin bir insan olduğunu anladığımız bir karakter. Çünkü o kadar güzel noktalarda o kadar güzel şey söylüyor ki emin olun diyorsunuz ki bir çocuk çok zeki. Şimdi dilerseniz birinci bölümden itibaren benim aldığım notlara geçelim. Çok troll şeyler söyleyeceğim bu noktada. O yüzden lütfen arkanızı sağlam basın. Evet, ilk bölümü eğer izlediyseniz biliyorsunuzdur. Sarışın bir kadının sahneye girmesiyle başlıyor. Girilmez yasası olan bir yalıya giriyor. Kapının önündeki köpeği salıyor. Ve acayip yağmurlu bir havada yalıya sığınıyor açıkçası. Yalıya giriyor böyle çok hüzünlü bir şekilde. Sanki böyle çok eskilerden çok anıları geçmiş bir yere giriş yaparmış gibi. Ve bir taraftan çok güzel konuşmalar yapıyor. İç konuşmalar yapıyor. Evet, öksürüklerim başladı. Daha sonrasında işte siz şey görüyorsunuz ara ara. İşte yalıyı toparladığını görüyorsunuz. Böyle içeride gezdiğini görüyorsunuz. İşte koltuk takımlarını düzelttiğini görüyorsunuz vesaire. Ve şöyle bir laf geçiyor. Ben bu lafa uyuz oldum. Onu söylemek istiyorum öncelikle. Farklıydık biz, o yüzden bizi kabul etmiyorlardı tarzında bir şey konuşuyor. Şimdi diziyi izlediyseniz bilirsiniz benim de en uyuz olduğum nokta da bu taraf. Şimdi ben çok farklı bir insanım. Ben bunun farkındayım. Yıllarca beni ittiler, kalktılar. Şöyle ettiler, böyle ettiler. Kabul etmediler. Ne bileyim çok fazla farklı görüşüm var. Ailemle bile uyuşmayan görüşlerim var. Çevremde de uyuşmayan görüşlerim var. Evet, bana farklı bir insansın derler. Ama kuralsızlık farklılık değildir. Çok fazla kuralsızlık var bu dizide ve kuralsızlık normal bir şeymiş gibi söylüyor o kadın. Ve ben orada dedim ışık seni öldürürüm, yani hani ismini öğrendikten sonra seni öldürürüm dedim. İnsanları çok yanlış yönlendirebileceğini düşündüğüm bir laf o. Ha tabii ki film, ama yine de filmden özenip yanlış bir algıya sebep olunabilecek bir cümleydi. O yüzden orayı hani doğru düşünmek lazım. Ne demeye çalışıyor diye doğru düşünmek gerekiyor. Sonrasında sahne zaten buradan kesiliyordu. 98 yılına giriş yapıyorduk ve benim canım Osman'ımın sahneye girişini görüyordunuz. Liseye doğru giderken yine elinde fındıklar ve böyle yiye yiye giriyor. Güvenlik görevlisine fındık veriyor ve güvenlik görevlisine diyor ki benim bilmem gereken bir şey var mı? Sonrasında şey yapıyor, bir inek bir çocuk yanına geliyor falan. Ya olay şu, bu çocuk not ticareti yaparken müdür yardımcısına yakalanmış. Müdür yardımcısının ismi Bok Necdet. Ve dediğim gibi işte ya sen ne yapıyorsun Osman? Sen ineklerden çete kurup not ticareti mi yapıyorsun falan deyince dedim helal olsun kardeşim. Sen bu işten para kazanıyorsun. Vallahi sana saygı duyuyorum dedim. Daha sonrasında siz böyle ilk bölümde işte karakterleri yavaş yavaş tanıyorsunuz. Mesela Kerem basketbolcu, çok iyi bir basketbolcu ama maç esnasında hakeme çok sinirleniyor ve hakemi dövdüğü için müdür yardımcısı onu okul takımından atıyor ve o da gidiyor işte bütün kupaları salonu malonu her yeri dağıtıyor. Sonra işte Sinan'ı görüyorsunuz, yine bir yerlerde içip içip sızmış ve bu lafı çok duyacaksınız. Yine bir yerlerde içip içip sızmış çünkü. Hep sızıyor. O şekilde görüyorsunuz Sinan'ı. Eda'yı da böyle kuralsız, asi bir kız olarak görüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam bir öğretmenin atılmasına sebep olan bir davranışta bulunuyor. Müdür yardımcısı onları basıyor. Öyle bir olayları var. Eda da böyle bir kız. Işığı bir süre görmüyorsunuz. Şöyle oluyor yanlış hatırlamıyorsam, ikinci bölümdeydi diye hatırlıyorum. Münazara takımı kuruluyor. Hani biliyorsunuz herkesin yaşadığı olay, lisede o sıkıcı münazara olayı. Münazara takımı kuruluyor. Karşı okuldan birileri geliyor ve Necdet diyor ki iyi davranın, olay çıkarmayın. Ancak tabii ki de bizim çete normal durmuyor ve birbirinden bağımsız olarak her biri bir noktada olay çıkartıyor. Sinan mesela
Elinde alkol matarasıyla işte alkol matarasının kablolarının olduğu yere bırakıyor. Alkol damlayınca yangın çıkıyor. Sonra Eda ışıklarla falan oynuyor. Ondan sonra zaten yine bizim bahisçi Osman bahis yapıyor. Kavga dövüş bayağı bir olay çıkıyor. Sonrasında olayı çıkaran kişileri topluyorlar. Yani Eda'yı, Sinan'ı, Kerem'i ve Osman'ı toplayıp bir odaya koyuyorlar ve disiplin kurulu tarzında bir şey toplanıyor. Okuldan atılmasına karar veriliyor. Ancak bir kişi, yalnızca bir öğretmen okuldan atılmalarını istemiyor. Sonrasında bizim çocuklar da okuldan atılmayınca öğrenmeye çalışıyorlar. Hani oy birliği olmuş, işte bir kişi olumsuz dediği için biz okuldan atılmıyoruz. Ya bu hoca acaba kim diye öğrenmeye çalışırken Işık'la tanışıyorlar işte. Çünkü Işık sınıf temsilcisi ve kendi sınıflarının sınıf temsilcisi işte orada yer aldığı için onu sıkıştırarak ismini öğrenmeye çalışıyorlar. Ve o noktada Burcu Hoca'nın gitmelerini istemediklerini öğreniyorlar. Şimdi burada çok güzel bir mantıksızlık var. Bu dört çocuk, Işık dahil 5 kişi. Ya bunlar aynı sınıftalar. Birbirlerini nasıl tanımıyorlar? Yani burada bir mantık hatası vardı. Ve daha sonrasında tabii ki bunlar bir çete oldu ve birlikte gezmeye başladılar. Işık da yavaş yavaş aralarına dahil oldu. Neden dahil oldu? Şimdi o konuya gelelim. Burcu Hoca'nın çok uzun zamandır istediği bir tayin mevzusu varmış. Ve tayini tam bu olaydan bir süre sonra çıkıyor. Bir gün sonra falan. Ve bizim öğrenciler de öğrendikten sonra Osman, işte Sinan, Eda, Kerem toplanıyorlar. Diyorlar ki ya biz mahvolduk. Eğer Burcu Hoca da giderse bizi kesin okuldan atacak. Bizim okuldan atılmamamız için bir şey yapmamız lazım derken akıllarına bir fikir geliyor. Şimdi tayin olmaması için aşık olması gerektiğini düşünüyorlar ve bir hocayla aşık edelim diyorlar. Bu noktada Işık'a danışıyorlar ve Işık diyor ki tabii ki yani gönüller bir olsun ben yardımcı olurum diyor ve kimi seçelim kimi seçelim derken işte zıbam orada yakışıklı mı yakışıklı, eski basketbolcu, sakat basketbolcu, koç Kemal Hoca geliyor. Burada diyorlar ki evet bu kişi olmalı ve aralarını yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden burada bazı bir takım olaylar çıkartıyorlar. İşte mesela Eda gidiyor Burak isminde bir kişiye böyle diyor ki ya ben senden çok hoşlanıyorum falan diyor. Sonra Kerem geliyor Burak'a biraz böyle ters yapıyor, olay çıkartıyor falan. Sonra diyor gidiyor işte Eda diyor ki hocam diyor bir tane konser var diyor. Siz gelirseniz diyor işte kavga çıkmayacak. Burak'la Kerem kavga edeceklermiş. Kavga etmelerini istemiyorum falan diyor. Bayağı böyle bir olay yapıyorlar. Çok da güzel bir plan. Ve işliyor. Herhangi bir problem yok. Yine aynı şekilde Kemal Hoca'yı da buraya davet ediyorlar ve bir şekilde hallediyorlar. İkisi birlikte konserdeler. Bizim çocuklar da konserdeler. Işık da konserde. Konsere giriş yapılıyor. Bizim çocuklar işte bir şekilde Kemal Hoca ile Burcu Hoca'yı birleştirmeye çalışıyorlar. Hatta Sinan işte tuvalete kapatıyor onları falan. Sonra Osman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eda işte gidiyor Burcu ile konuşuyor. Ya bir de garip olan bir olay var. Hocalarla alkol kullanmak ne? Bir de onu geçtim. Sen 17 yaşındasın ya da 16 yaşındasın. Sen nasıl alkol kullanabiliyorsun? Alkol içiyorlar, sapıtıyorlar, çıldırıyorlar. Böyle bir olay yok lisede ya. Böyle bir şey yok. Hani biz hocalarımızla yan yana duramıyorduk. Onu geçtim. Yani erkeklerle bile aynı kaloriferde yan yana durduğumuzda hocalar bize tip tip bakıyordu. Yani çok farklı bir lise algısı var. O konuda lütfen liseye gidecek olanlar lisenin böyle bir yer olduğunu düşünmesin. Kemal Hoca Burcu Hoca'yı evine bırakıyor. Bizim çocuklar da bunu görüyor. Ondan sonrasında diyorlar ki vay anasını falan. Eda diyor ki Burcu Hoca benim kapı komşum. Gelin karşıdan biz onu görüyoruz. Benim evime gelin izleyelim. Yalnızca Kerem geliyor. Ve onun dışında kimse de gelmiyor açıkçası. Diğerleri böyle dağılıyor. Sinan Işık dağılıyor. Sadece Kerem'le Eda o da evdeler. Ve onu izliyorlar falan. Acaba gelecek mi Burcu Hoca? Gelecek mi Burcu Hoca falan diye. Burada ikinci bölüm bitiyor. Nasıl bitiyor? Aslında şöyle Kerem'le Eda'nın yakınlaşmasının olduğu noktada bitiyor. Bir önceki bölümümüzde aşık etme planları yapılıyorken işte hem Sinan hem Eda hem Kerem böyle acayip hem bir de Osman acayip derecede de laflar yapıyorlar böyle. Dalga geçiyorlar işte Osman çok mantıklı bir çocuk. Genel olarak düz mantık düşünen ve objektif düşünen bir insan ama orada bir şey söylüyor. Ya kardeşim hiçbir şekilde aşka inanmıyorsanız o zaman tamam bu kadar hızlı aşka inanmayın bari. Bir anda aşka inanır oluyorlar ya. Kerem bir anda aşık oluyor Eda'ya.
Eda böyle bir anda aşık oluyor Kerem'e ama böyle kaçıyorlar yani birbirlerinden. Sonra Sinan bir anda ışığa karşı böyle bir hafif bir şeyler hissetmeye başlıyor. Işık böyle zaten ölüyor Sinan'a yavaştan yavaştan. Hani ne oluyor? Bir tek aranızda aşkı isteyen ışık da onun dışında kimse istemiyordu ki. Üçüncü bölüm şöyle başlıyor. Kerem'le Eda biraz yakınlar birbirlerine. Camdan karşıdan işte Burcu Hoca'nın evini izliyorlar ve eve girdiklerini falan görüyorlar tabii. 15 dakika falan geçiyor. Hiçbir şekilde çıkan yok, eden yok. İşte adam orada içeride o sıra çay yapıyor falan. Kadın gidiyor kendi üstünü kuruluyor vesaire bir şeyler ediyor. Öyle görüyorsunuz o olayları. Sonra bir anda Kerem'le Eda böyle bir şeyler ediyorlar. Sohbetler ediyorlar. Aşkın üzerine metiyeler diziyorlar anasını satayım. Neler neler. İşte aşk sadece cinsellik değildir. Bak diyor, tamam evet bunlar muhtemelen oldular. Bir şeyler yaptılar. Ama işte aşk ruhun derinliklerinde hissetmektir. Şöyle etmektir, böyle etmektir. Allah'ım Allah'ım böyle bir düzüyor bir düzüyor. Bizim hanım kızımız bir anda aşk böceği oluyor ya. Sonra tabii şöyle bir olay oluyor. Eda ile Kerem yani tabii ki de normal bir klişe olarak öpüşüyorlar ama Eda bir anda kendini geri çekiyor. Bir de çocuğun dudağını parçalayarak çekiyor. Nasıl beceriyorsa. Sonrasında hemen evden kovuyor. Diyor ki benim annemler gelecek, Kerem gitsen iyi olur, ben size haber ederim falan diyor. Ertesi gün işte böyle birbirlerine laf sokar bir şekilde uyanıyorlar. Bu noktadan sonra zaten Allah'ım Allah'ım bütün sezon boyu bunlar birbirlerine hafiften hafiften laf sokacaklar. Gerçekten bir uyuz olduğum noktada laf sokmayın. Aşıksanız dümdüz yürüyün gidin kuzum. Yapmanıza gerek yok. Bir de olaya şu noktadan bakalım. Burcu Hoca'dan bakalım. O geceye geri dönelim. Ya Burcu Hoca aslında tamam böyle çok şirin aşka inanan bir kadın gibi gözüküyor. Ama Kemal Hoca'nın böyle bir alakası yok. Hiçbir şekilde umursamaz bir tavırda bir adam. Hüdük yani bildiğiniz ama kadına bir anda aşık oluyor. Bir anda açılıyor. Ya aslında şöyle düşünüyorum. Bir dakikalık bile olsa bence Kemal'in hikayesi verilmeliydi. Ha bana kalırsa Kemal'le Sinan'ın hikayesi benziyor ama yani yine de bir verin abi. Hani Burcu'nun hikayesi tamam az çok dizide belli oluyor ama Kemal'in hiçbir şeyi belli olmuyor. Ya birazcık verin daha iyi anlayalım. Çok bağlantısız ilerliyor. Çünkü bir anda aşık oluyor o kadar umursamaz bir adam. Yani ben öyle bir adamı görsem derim ki bu adam tek gecelik ilişki insanı ama bir bakıyorsun bu adam aşk adamı oluyor bir anda. Burcu bayağı bir saçmalıyor. Sonra Kemal onu yatağa yatırmaya götürüyor. Yatağa yatırmaya götürürken Burcu diyor ki Kemal gelsene yanıma gitme falan yapıyor. Ondan sonra tabii ki adam gelmiyor. Helal olsun delikanlı adammış bak. Hödük müdük, ben hiç o adamı sevmedim ilk başta ama hödük müdük vallahi karakterli adam. Alkollü kadından faydalanmıyor. Vallahi tebrik ettim. Lütfen Kemal Hoca'ya bir alkış alalım. No. Şimdi bir de kahvaltı var ertesi sabah. Kahvaltıyı hazırlıyorlar. Sonrasında Burcu o gün acayip heyecan yapıyor o an daha doğrusu. Heyecan yapıyor işte böyle bir tabağı mı düşürüyor? Cam bir şey düşürüyor. Sonra o anın heyecanıyla yine bir klişe gerçekleşiyor ve elini kesiyor. Hayır sanki kurşun yarası. Öyle bir koşuyorlar ki böyle parmakla tutup koşuyorlar falan. Lavaboda işte kanını akıtmaya beklerken kadın adamı bir anda kendinden uzaklaştırıyor. Bağırarak uzaklaştırıyor. Sonra adam da tabii ki haklı olarak yürüyor. Gidiyor evden yani. Lan deli misin Burcu yani? Bu da çok saçma. Ha tamam yargılayamam ama çok saçma bir hareketti kuzum. Yani yapmaman lazım. Öyle yaparsan erkekler uzaklaşır giderler. Bildiğim yani adam çok doğru bir şey yaptı. Orada gitti. Ben olsam ben de giderdim. Sonra tabii okul sahnesine geçiş yapıyoruz biz. Okul sahnesinde bizim çete meraklı meraklı bakıyorlar acaba birlikte gelecekler mi, bir şey yapmışlar mı falan filan diye ama ayrı ayrı geliyorlar. O noktada anlaşılıyor aslında yani bir şeyler olmadığı ve başarısız olduklarını da anlıyorlar. Bayağı bir hayal kırıklığına uğruyorlar. Sonrasında bir öğretmen ortaya çıkıyor. Bir kıvırcık bir hatun. Ben o hatunu çok beğendim. İngilizce öğretmeniymiş bu arada. Detaylı bir bakınca Işık'ın dinlediği İngilizce dersinde onun o kişi olduğunu anlıyorsunuz. Ben gördüğüm andan beri dedim bu kadın kesin İngilizce öğretmeni. Yani tip de acayip İngilizce öğretmeni tipi var. Şöyle duruyor bir de. O duruştan İngilizce öğretmeni. O kadın Kemal'le ilgilenmeye başlıyor. Böyle Kemal'e kendini yamamaya çalışıyor ama Kemal'in hiç umurunda değil. Kemal Burcu'dan başkasını görmüyor. Bir anda bir gecede aşık oldu bizim adam. Şimdi bir de en komik olay var. Diziyle ilgili benim en çok güldüğüm şeylerden birisi Sinan'ın babası. Sinan'ın babası böyle gözlüklü, böyle yani böyle bir şebelik bir adam. Ve adam ya abi dolandırıcı ya. Sürekli eve geliyor, değerli değerli porselenler alıyor. Nihal istiyor diyor, tabloyu alıyor. Nihal istiyor bu porselenini. Evi soyuyor. Bütün dizi boyu evi soyuyor.
Hatta son sahnede kapıyı çalan kişinin Sinan'ın babası olduğuna dair teoriler var. Bence Sinan'ın babası o. Bu sefer de yine o yeni alınan tabloyu almaya gelmiş. Ya da evi yıkacaklar ya. Evin ne bileyim kenarda kalan kirişini falan alıp Nihal'e götürmeye gelmiş. Ya da ne bileyim Eda'yı falan götürecek herhalde. Sürekli bir şeyler alıyor götürüyor. Sürekli götürüyor. Sürekli götürüyor. Daha doymadın mı ya? Hele Nihal de nasıl bir açsa hiç doymuyor zaten. O da ayrı bir konu. Daha sonrasında çok güzel ve aslında kırılma noktası olan bir şey gerçekleşiyor dizide. Benim de yine böyle en sinirlendiğim Sinan'ı en sinirlendiğim sahne, hatta tek sinirlendiğim sahne. Başka zamanlarda sinirlenmiyorum zaten. Çocuk çok güzel laf sokuyor diye acayip gülüyordum. Işık acayip sinirleniyor. Nedeni de şu, Işık sınavda kağıtları değiştiriyor. Orada bir detay aklınızda tutun. Sinan Artan mı, Sinan Arslan mı? O ismi bir aklınıza tutun. Bir teori var çünkü onun üzerine. Ve kağıtları değiştirip direkt kaçıyor çıkıyor. Sonra bahçede bizim çete toplanıyor. Hani ne yapacağız, durum ne falan filan diye konuşuyorlar. O noktada şey gerçekleşiyor. Sinan bir anda dalıyor. Sen diyor ne yapmaya çalışıyorsun diyor Işık. Benim niye kağıtlarımı değiştiriyorsun? Ya tabii hani doğal olarak o kadar fazla büyük bir tepki gösterdiği için bizim çetedeki herkes ona tepki veriyor. Bu sefer bayağı bir kavga çıkıyor ve Işık ağlayarak kaçıyor. İşte küfürler havada uçuşuyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan. Ve en son Sinan yalnız kalıyor. Dördüncü bölümde başlangıçta yalnız bir Sinan görüyoruz yine her zaman olduğu gibi. Yine içiyor, yine böyle mutsuz, yine huzursuz falan. Yani kardeşim o kadar bağırıp çağırıp olay çıkartırsan, grubun dağılmasına sebep olursan yalnız kalırsın zaten. Çok ağır tepki verdin. Onun dışında her şey normal. Kerem okula gitmemiş işte yine Osman'la bir yerde bahis oynuyor. Eda işte okulda Kerem'in yolunu gözlüyor. Işık başka bir kızın yanına oturmuş. Herkes gayet normal. Bir tek Sinan acı çekiyor. Bir sonraki sahnede de Sinan şunu fark ediyor. Kemal ile Burcu birbirini gözetliyor. Aslında birbirlerine karşı bir şeyler hissediyorlar ama gururlarından açılamıyorlar. Hemen orada bir bağlantı kuruyor. Ve sonraki sahnemizde de Kerem ile Osman'ın bahis yaptığı basketbol sahasına geliyor. Osman'ın yanına gidiyor. Özür dilemem, bekleme, özür dilemeyeceğim diyor ama duruyor sonra tamam, özür diliyorum diyor. Gerçekten özür dilerim diyor. Böyle böyle bir şey var. Bunlar birbirlerini seviyorlar diyor. Sonra ertesi gün bizim grup tekrar toplanıyor. Ve vay anasını satayım birbirlerini seviyorlarmış. Hadi gelin bir plan yapalım diyorlar. O zaman tamam hızlandırılmış bir şeyler düşünelim diyorlar. Ondan sonra tak burada çok değişik bir şey oluyor. Okul çıkışı. Burcu Hoca'nın sevgilisi olduğunu öğreniyorlar. Şimdi şöyle bir olay fark ediyor Sinan ertesi gün okulda. Tamam bak, kadını uğurlamak istemen güzel, okuluna gelmek istemen güzel ama çamurlu ayaklarına koşa koşa niye giriyorsun okula? Bir tane dosyayı vermek için. İnsanlar düşünmek gerekiyor. Yani Sinan bunu gördüğü için o adamın gerçekten belirli bir noktada kalitesizlik potansiyelinin olduğunu fark ediyor ve grubu toplayarak bunu söylüyor. Hani diyor ki böyle böyle bir durum var. Bizim bunları ayırmamız lazım. Burcu doğru bir seçim yapamamış. Burcu için uygun olan kişi Kemal falan diye onları ikna ediyor. Sinan'ın bu görüşünü Işık onaylamıyor. Diyor ki bize düşmez, kadın bir seçim yapmış yani niye ayırıyoruz falan diyor. Sinan da bu sefer sırf Işık'ı ikna edebilmek için kendini feda edecek çok güzel bir hareket yapıyor. Ve gerçekten burada biz Kemal'in de ruhunu öğreniyoruz. O adamın da ruhunu öğreniyoruz. Aslında iyi olan kötü, kötü olan da iyidir, bunu görüyoruz. Sahnemiz şu şekilde, bir yağmur sahnesi var. Sinan kendi gömleğini çıkartıp yağmurda aşağı iniyor. Tuncay'ın yanına gidiyor. Konuşuyor ediyor mu? Acayip yağmur yağıyor da adam hiçbir şekilde ceketini çıkarıp vermiyor. Kadın gelene kadar. Kadın gelince veriyor. Ertesi gün bu sefer Kemal'e yapıyorlar aynı hareketi. Kemal direkt saniyesinde veriyor ceketini. Harika bir olaydı gerçekten. Orada ben biraz Kemal'e ısındım. Dedim ki tamam ya, bu adam aslında iyi bir insanmış gerçekten dedi. Bu sahneden sonra Sinan acayip derecede hastalanıyor ve hastaneye gitmeye karar veriyor. Hastanede anne babası yanında olmadığı için ve reşit olmadığı için onu tedavi edemiyorlar. İmzalar gerekiyor. O da böyle güç bela kalkarak işte tamam ben onları getireceğim. İşte onlar dışarıdalar, otoparktalar, yolu bulamazlar şimdi diyor. Ya orada benim yüreğim burkuldu. Gerçekten yüreğim burkuldu. Şu an bile tüylerim diken diken oldu o anı hatırlayınca. Benim için aslında en etkileyici sahnelerden birisiydi orası. Kızlar Kemal'le Burcu'yu yakınlaştırmaya çalışıyor. O süreçte de Osman da işte bir bakıma yapmaya çalışıyordu ki o durumda patladı zaten. Aslında başarılı olan bir taraf vardı. Hani ben size dedim ya hani kızlar Kemal, erkekler yani daha doğrusu Osman da Tuncay'dan gidecekti diye. Kızlar Kemal'le Burcu'nun arasında
aslında yapıyorlar. 19 Mayıs çalışmaları, işte ne bileyim akşam gidip içmeler falan filan derken burcunun aklına iyice sokuyorlar aslında. Bunun üzerinde 6, 7 ve 8. bölümler benim en sevdiğim bölümler bu arada. Biz bu bölümlerde işte Sinan'la Işık'ın aşkını görüyoruz. Daha belirginleşiyor, daha güzelleşiyor. Işık'ın doğum gününü falan kutluyorlar böyle. Denize karşı şunlar bunlar. Çok güzel. Gerçekten çok güzel sahneler var. Sonrasında işte Burcu nişana atıyor falan. Adamı ilk başta evden kovuyor. Sonra adam birkaç gün sonra tekrar geliyor. Diyor ki istemiyorum seni. Küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor. İşte diyor ki ben senin hizmetçin olmayacağım. Sen zaten buldun bir tane kadın, sürekli ev işini yaptırıyorsun. Böyle bir şey istemiyorum. Evlenmek istemiyorum falan diyor. Dikleniyor. Ya sonrasında bir olay oluyor ne yazık ki, hani bu okuldan kovulma olayını kesinleştirecek bir olay oluyor. Bir kavga çıkıyor laboratuvarda, yeni yapılan laboratuvarda bir kavga çıkıyor ve bu kavganın üzerine aslında kurul toplanıyor ve bu sefer oy çokluğu değil oy birliğiyle karar verilmesi kararlaştırılıyor ve hani olay bayağı büyüyor. Gerçekten yeni yapılan laboratuvar bayağı paramparça olmuş kavga yüzünden, bizim Çeta tabii ki yine sorumlusu. Ve bu sefer üzerine diyorlar ki tamam artık bu çocuklara bir şans vermeye gerek yok. Hani Burcu hocam size hani abartmayın falan deyip bu sefer Burcu hocayı da şey yapıyorlar, dışlamaya başlıyorlar ve Burcu hocaya da birazcık tavır alıyorlar. Ya kurul toplanıyor aslında. Karar veriliyor. Ama kadın çok güzel bir şekilde insanları etkiliyor ve diyor ki hani özü şu. Tamam siz hani o kişilerin hayatını karartmayı karar veriyorsanız ve işte o kişilerin hayatının kararmasına sebep olacak kişi siz olmak istiyorsanız tamam yapın diyor. Ben yapıyorum diyor, el kaldırıyor falan. Böyle çok kral sahneler var son bölümlerde. Tabii sonuç olarak şöyle bir şeye bağlanıyor olay. Özür dilemelerine ve bir daha yapmazlarsa affedileceklerine bağlanıyor. Hiçbir şekilde özür dilemiyorlar. Orada zaten çok efsanevi olaylar oluyor. İşte müdüre falan laf sokuyorlar. Işık çok güzel bir savunma yapıyor. Osman diyor ki yürüyün gidin lan oradan diyor. Küfür ediyor falan. Yürüyün gidin lan oradan. Ben işte özür falan dilemiyorum diyor. Güzel sahneler var. Hafif ergensi sahneler. Hafif asi sahneler ama güzel sahneler var. Ve bu şekilde aslında sezonumuz bitmiş oluyor. Evet, siz yoruldunuz, ben de yoruldum gerçekten. Şimdi toparlıyorum. Komple teorilerle devam ediyoruz ve sonrasında videoyu kapatıyorum. Evet, dizide büyümüş Işık eve girdikten sonrasında 4 kişiye mektup yazıyor ve posta alıyor. En son bilindikleri adreslere gönderiyor. Bunlardan birinde O ve An harflerinin yazıldığı ve çamurlu ellerini mektup açan bir silüet var. Bu silüetin Osman olduğu düşünülüyor. Çok da mantıklı bir teori. Zaten detaya baktığımızda mektubun üzerinde Osman'a çok yakın bir harf yazıldığı görülüyor. Sinan'la ilgili çok fazla teori var. Biri hapiste olduğu, onu siz mutlaka görmüşsünüzdür. Bir tweet atılmıştı. İşte bardağın üzerinde S ve H, A harfleri yazıyormuş. İşte daha öncesinde dizide biz bu sınav kağıtları değiştirilme sahnesinde işte Sinan Arslan'ı görmüştük. Orada S ve A işte tamam hapisteki Sinan diye düşünüyoruz ama hapiste niye olsun bu çocuk onu da bilemedim. Çok bağlantı da kuramadım. Hani ya çok manyak bir suç işlemesi lazım. O çocuk işte hayattan eli ayağını çekmiş biriydi. Acaba ne yapmış olabilir? Ne bileyim babasını falan mı öldürdü? Bilemiyorum. Ama olabilme ihtimali mevcut. Ama olmayabilir. Bu kişinin hani Kerem olduğu da düşünülüyor. Ya Kerem de olabilir. O da mantıklı. Çünkü Kerem zaten agresif bir çocuktu. Hani böyle sinirli biriydi. Hapse girme potansiyeli daha yüksek olan bir insan. Bir diğer ihtimal de şöyle düşünülebilir. İntihar etmiş olabilir. Zaten intihara meyilli bir karakterdi. Yaşadıklarından dolayı hayattan çok da bir beklentisi yoktu. Bir de şöyle bir düşünün. Işık bir şey söylüyordu. Büyümüş Işık sahnenin birinde. Seni tekrar görebilecek miyim diyordu. Oradan da hani acaba yaşıyor mu diyebiliriz. Bir de acaba öldü mü diyebiliriz. Bir de şu çok güçlü bir şey var. O da işte dizide bence kullanılacak olduğunu düşünüyorum. Teori bence kimse nerede olduğunu bilmiyor. Yani aslında Işık'la Sinan'ın bir anda hazin bir şekilde kopuşlarının sebebi Sinan'ın nerede olunduğunun bilinmemesi. Bu yüzden aslında yer yer biz Sinan'ı özleyen ya da işte Sinan'ın nerede olduğunu bilmeyen büyümüş Işık'ın böyle sinirlendiğini, ağladığını, şöyle olduğunu görebiliyoruz. Detaylıca baktığımızda bu detaylar göze çarpıyor.
Diziyle ilgili sevdiğim yönlerden bir tanesi aslında detaycı bakış açısıyla baktığınızda çok farklı anlamlar çıkarabiliyor olduğunuz. Mesela ilk anda girilmez yasasını gördüğünüzde burada bir cinayet işlendiği olduğunu düşünebiliyorsunuz ama aslında yıkılmak üzere olan bir bina olduğunu öğreniyorsunuz. Daha sonrasında beni şok eden detaylardan bir tanesi de muhtemelen 7. bölümdeydi. Büyümüş ışık işte içeriye masa kurduğu sırada yukarıdaki lamba düşüyordu, abajur düşüyordu ve yalnızca bir tane tabak kırılıyordu. O tabak da muhtemelen Sinan'a aitti ve oradan ışığın Sinan'a dair bilgisi olmadığını öğrendim. Ve hatta orada bayağı bir şok oluyordu kadın ve sonradan çok sinirleniyordu. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah'ım, her yerim tutulmuş gerçekten. Çok konuştum. Elimden geldiğince videoyu kısa tutmaya çalışacağım montajla. Umarım siz en kısa ve en öz halini izliyorsunuzdur şu an. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu videoyla kanalıma ilk kez geldiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ne olur unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Aşağıya yorum bırakmak isterseniz yorum bırakabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Bye bye.